Orada hep o konuştuğumuz 9850 aşağı geçildi. Sonra konuştuğumuz, yani burası biraz zayıf gözüküyor. 8800-9200 bandı kısa vadede buraya gelebilir şeyi. Aslında çalıştı. 9271 yanlış hatırlamıyorsam bir şey. Geçtiğimiz günlerde gördüğümüz en düşükler. Ve oradan bir rebound etti. Ama hala çok ciddi bir volatilite var. Yani bir gün çok hızlı yukarı, yarın o aldığının neredeyse yarısını geri verme falan gibi şeyler. Burada hala iki yerin önemli olduğunu düşünüyorum. Bunlardan bir tanesi 2.80 dolar, bir tanesi de 2.90 dolar. Maalesef böylesine bir şeyde sıkıştık. Bu arada şunu da söyleyeyim. Cumartesi günü online bir eğitimimiz olacak. Yani yatay piyasada neler yapmalı şeklinde bir strateji geliştirmeye çalışacağız. Saat 2'de arkadaşlar da bekleriz bu arada. Onu da söyleyeyim. Yani sosyal medya hesaplarımızda linkler var. Oradan kayıt olarak şey yapabilirler. Katılabilirler. Ücretsiz. Onu da söyleyelim. Dolayısıyla şimdilik hani bence dibi teyit ettik gibi gözüküyor. Ama yukarı gidecek yerimiz neresi olabilir daha fazla, daha şey biçimde? Onun için 9850 geçmesi lazım. Geçer mi? Geçebilir ama şöyle bir sorun oluştu yine orada. Teknik olarak 9850 var. Orayı geçince psikolojik olarak bir 10.000 var. 10.200 ile 10.400 arası hani böyle kadınlar boyunlarına zincir takarlar ve o zincir böyle bir anda birbirinin içine girer ve yumak olur çözemezsin ya şey birbirinin içine geçer. O Babam 10 bin çözer. 10.200 10.400 arası gerçekten öyle bir yer. Yani hangi parametreyle bakarsan bak mutlaka bir direnç oraya geliyor. Ha buradan kalkar 10.400'e kadar gider Allah bereket versin iyi para. Ama şunu söyleyeyim buradan bugünün konjonktüründe gerek dünya gerek bizim açımızdan bir rally çıkmaz. Bu oluşmuş zararların böyle bir anda ortadan kalkmasını, artıya geçmesini beklemek de çok gerçekçi değil. Önemli olan bizim açımızdan şu anda bir dip teyidini görmek, teyit edebilmek. Bunu başarabilirsek yavaş yavaş alıcının geleceğini göreceğiz. Mesela dün piyasanın yukarı gitmesinin sebebi tamamen bir maçtaki alışlar. Yani orası tetiklendi. Orada büyük ihtimalle açıkçılar vardı. Şeyde yani short pozisyonlar vardı. Onlar panikle kapanmaya başladılar. Onlar kapanınca BİM'in zaten endeks yönü bir ağırlığı var. Oradan bankalar falan derken piyasa gitti. Ama bu volatilite, bu testere formatı hali biraz daha devam edecek. Dediğim gibi 9850'nin üstüne atmasını beklerim ben. Attıktan sonra şimdi insanlar haklı olarak diyecekler ki abi 9850 atacak sonra 10.200 direnç diyorsun işte arada 350 puanlık şey için mi? Valla bugünler biraz böyle. Ya orta uzun vadeci değerlemesi gerçekten makul yerlere gelmiş hisse senetlerini alıp biriktirmeye devam etmek ya da işte o 200 puanlık, 300 puanlık, 500 puanlık neyse marjların içinde alıp satıp yani trade ederek para kazanmaya çalışmak. Ama bu trade yaparken de aman ha gözünü seveyim gün içi pozisyon açarak değil yani overall'unuzun aracı kurumu size eğer böyle bir şey veriyorsa, izin veriyorsa, imkan tanıyorsa, işte overall'unuzun iki katı, üç katı, beş katı gibi pozisyonlar değil, paranız kadar. İşte 100 bin liralık malı. Al abi 100 bin liralık malı. Dön, sat. Oradan 1.000 lira aşağı gelirse bir daha. Çünkü günün sonunda hikayenin nerede biteceğini bilmiyoruz. Galiba geçen haftaydı yanlış hatırlamıyorsam. Hep şunu gördük. Piyasa iyi açıyor. Aha döndü buradan gidiyor yukarı falan filan derken gün sonu bir daha bakıyorsun %1. Sanki oralardan biraz uzaklaştık gibi bunu söyleyeyim. Bir yataylaşma halimiz var. Çok hızlı bir hareket etmek de çok doğru değil yani endeks açısından söylüyorum. Yani bırakalım şu toz bulutu bir sakinleşsin, bir dinsin. 9500'ü ya da 2.80 doları bir dip olarak teyit edelim. Oradan yavaş yavaş hareket gelecek ama dediğim gibi en azından bir şey başladı. Moraller biraz daha yerine geldi, biraz daha işlem hacmine yansıyor hala çok zayıf olmakla birlikte. Dediğim gibi şimdiki bardağın dolu tarafı benim açımdan bir dip teyidini almak. Yani 9200'deki o destek çalıştı. 9.273 arası yani gördüğü yer. 9500'ün de üstündeyiz. Buralarda kaldığımız sürece ama yine de aşağı gelişleri bir hemen alım fırsatı olarak değerlendirerek değil, biraz daha sakin bekleyerek görmek lazım ama
Ben önce 9850'nin aşılmasını bekleyeceğim. Ondan sonra inşallah dışarıdaki konjonktür, içerideki konjonktür, siyaset biraz daha piyasanın toparlanması imkan verir. Yani aslında çok da uzun bir süre değil. Yani 11.250'leri gördüğümüz yer. Oradan çok hızlı söküldü geldi piyasa. İnşallah daha iyi günler olacak. Şimdi bilen bilir, böyle çeşitli ev şeyleri var, siteleri var, kiralık ya da satılık baktığın. Orada da özellikle bir site şey yapar, evlerin resimlerinin, fotoğraflarının daha doğrusu üzerine kendi logosunu basar ki başka emlakçılar alıp kullanamasın diye. Sadece o siteler değil, emlakçıların kendi aralarındaki uygulamada odur işte. X emlakçısı kendi logosunu basar, Y emlakçısı alıp da kullanamasın diye.